Arkadaşlar merhaba, ee, yazılım aleminin çokça kullandığı bir tabirdir. Bu aslında teknolojilerle evlenmeyin tabiri. Biraz bu kısa podcast'te onu açacağız. Ee, bazı genç arkadaşlarımızda teknoloji fanlığı olabiliyor. Yani belli bir işte programlama diline, platforma bir bağımlılık, körü körüne bir sadakat oluşabiliyor. Bunun üzerine kısa kısa konuşacağız. Günlük hayatınızda, sosyal hayatınızda, insanlarla ilişkilerinizde son derece sadık olun arkadaşlar. Yani insan kim olursa olsun kötü bir insan da olsa çok büyük bir değerdir. Kalp taşır, ruh taşır o yardımıştan gelen bir değer vardır. O hiçbir şekilde hiçbir insan ihanet hak etmez. İster işte evleneceğiniz kişi olsun, ister normal bir arkadaşınız olsun. Her zaman sadakat çok değerli bir erdemdir diyeceğim. Yalnız Konu teknoloji seçimine geldiğinde e, tamamen yüzde yüz kafayı değiştirmemiz gerekiyor. E, normal hayatta ne kadar sadık olmamız gerekiyorsa teknoloji dünyasında da o kadar e, tabiri caizse bunu söylesem mi söylemesem mi söyleyeyim mi hadi. Tabiri caizse böyle bir kazanovaya bürünmemiz gerekiyor. Kazanovanın kim olduğunu araştırırsınız. Eski bir İtalyan yazar mıydı kendisi? Çok değişik bir arkadaştır. Neyse yani teknolojilere son derece e, büyük bir ihanet içinde olmamız makul olabilir. Bu ne demek? Biraz böyle tehlikeli kelimeler kullanıyorum sanki ama. Arkadaşlar e, teknolojiler bugün var yarın yok. Yani o programlama dili olsun o framework olsun bilmem ne platformu olsun. Bugün var yarın yok. Teknolojiler son derece acımasızdır. Son derece onlar da size karşı e, haindir. İhanet ederler. Yıllarını verirsin, verirsin. Bir bakarsın başka bir teknoloji çıkmış hop hemen bir iki sene ortadan kaybolmuş. Anca çöplük projelerde kullanılıyor falan filan. Böyle durumlar var. Dolayısıyla ben genç arkadaşlara, aslında podcast'in ana teması da bu. Hiçbir teknolojinin fanı olmamayı tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir teknoloji e, sadakati hak etmez arkadaşlar. Bütün teknolojiler, bütün üretilen platformlar hep ortak bir e, amaç için üretilir. Para kazanmak için, yani profesyonel niyetler için. Bunun istisnaları bir iki tane olabilir tabii böyle yani eğitim için, hayır için üretilmiş teknoloji olabilir ama konumuz bunlar değil. Eskiden mesela şey vardı yani Windows'çular, Linux'çular işte bir de Mac'çiler falan çıktı. Sanki böyle şöyle bir algı oluşturuyordu. yani Linux dünyası open source. Abi işte açık kaynak garibanların yanında şöyle böyle Allah Allah bilmem ne. Windows dünyası işte kapitalist dünya para babaları onlar bunlar. Öyle bir taraflaşma. İşte Linux'çilerle Windows'çular. Android'çilerle iOS'çular birbirini şey yapıyor. Yani zannediyorsun ki işte ee, iOS hani Mac milyar trilyon dolarlık şirket çok öyle hani her şey para şeyli çok büyük kapitalist bir kafa. Android open source masum bilmem ne falan. Hay arkadaşlar böyle şeyler yok. Yani şöyle söyleyeyim size dünyada hiçbir şey bedava değildir arkadaşlar. Dünyada hiçbir şey tam masum değildir. Sizin bedava zannettiğiniz ürünlerde Linux'ta olsun ya da işte Android'de olsun bilmem ne de olsun. Onların işte şeylerine baktığınız zaman lisans sözleşmeleri bilmem neler akla hayale gelmeyecek şeyler görürsünüz. Yani sen şimdi Pardus'u alıp kurduğun zaman tamam bilgisayarında hani işte tam özgür bir işletim sistemi var. Tamam belki hani ülke bazında biz hani milli yerli falan filan muhabbetleri yapıyoruz ya bir fanlığı hak ediyor olabilir ufaktan ama bugün sen bir Red Hat Linux'a geçsen Debian'a geçsen yine korkunç lisans maliyetleri ödüyorsun. İşte Android free değil mi? Herkes Android hani free diye şey yapar falan. Yani reklamdan falan korkunç para kazanıyorlar. Sözleşmelerini oku. Senin bütün e, telefon işte kapalıyken dahi mikrofondan bütün şeylerini, konuşmalarını dinler. Şu anda bunu da dinliyor. Oradan onu proses eder. Ondan sonra işte uygun reklamları çıkardır. Whatsapp'tır bilmem nedir. Yani böyle free hiçbir şey yok. Fanlığı hak edecek hayır kurumu modunda hiçbir teknoloji yok. Konuyu kosttan başka yere de getirsek. Ya işte şu programlama dilinin yazımı çok güzel. Şu programlama dili çok kullanılıyor. Şu programlama dilini şu ülke geliştiriyor falan filan diye. Böyle yani bu fanlıklar anlamsız. Teknolojiyi kullanacaksın, işini göreceksin, atacaksın kullan at. Kafamız hep bu şeyde olmalı. Yani e, bir proje yapacaksın. E, bu proje en uygun teknoloji ne? Mevcut işte bulunduğumuz zaman diliminde hangi e, cost anlamında yani maliyet anlamında hangisi bize uygun? Hangi teknolojiyi biz biliyoruz? Hangi teknoloji extensibility yani ilerideki işte e, geliştirilmeye, açılmaya flexibility esnekliğe daha yatkın gibi böyle bütün parametreleri koyduğumuzda teknolojiyi seçiyoruz. Onun dışında işte PHP'cilerden nefret edenler, Pythoncuları sevenler, bilmem ne. Bunlar bunlar gereksiz. Yani takım tutar gibi teknoloji tutmanın hiçbir size faydası yok. Bunun aksine çok hızlı teknoloji geçişleri yapabiliyorsanız aslında biraz da bu meslekte şansınız yükseliyor. Yani sen bir projeye geçtin hiç mesela şirketin yeni bir proje aldı diyelim. Orada yeni bir platforma bir şey geliştireceksin. İki gün içerisinde kendini adapte edebiliyorsan sen bir ninja, bir kral yazılımcısın. Sen adama diyorsan ki ya biz yıllardır bunlar işte başka bir teknolojiyle uğraştık. Biz javacıyız abi. Eski köye yeni adet getirmeyin. Bunu şimdi kimi öğrenecek falan filan kafasına geliyorsan zaten sen mesleki anlamda artık emeklilik dönemine girmişsindir. Ne kadar hızlı bu switch'leri yapabiliyorsan bir platformdan o platforma o kadar keskinsindir. Hala o kadar makine sağlamdır yani yazılım şeyi anlamında söylüyorum. O agility dediğimiz yani çeviklik konusundan bahsediyorum. Evet arkadaşlar sözü çok uzatmayacağım. Hiçbir teknolojinin fanı olmayın. Hiçbir teknoloji fanı olmayı hak etmez yerli milli birkaç hani proje bilmem ne vardır onlar böyle hani promote etmek güzeldir ama yani Linux'çular, Windows'çular ondan sonra C Sharp'çılar, Java'cılar onlar bunların hani hiçbir şey değil. Bir, bir yazılımın open source olması da onun ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor. Kaynak kodunun açık olduğunu gösterir sadece size. çünkü yani dediğim gibi hiç kimse babasının hayrına bir platform, bir işletim sistemi, bir programlama dili Geliştirmez arkadaşlar. Bunlar çok büyük projeler. o Bu ayrımları yapmanız ilk başta kolay olmuyor. Size gelen her türlü işte bedava gelen şey, free gelen şey, açık kaynak gelen şey, sanki böyle bir size yakınlık şey gösterebilir. Böyle bakmayacaksınız. Her şey, her üretilen platform para kazanmak için yapılır. Bu bakış açısı olursanız siz de kendi faydanızı... göstereceksiniz arkadaşlar. Profesyonel olmak bunu gerektirir. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.